Merhaba sevgili dostlar. Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyifler saatler yerindedir umarım. Güzel bir gün diliyorum. Güzel günler diliyorum tabii ki. Bugün için güzel bir gün dileyelim. Her şey gönlünüzce olsun, istediğiniz gibi olsun. Keyfiniz bol, sağlığınız yerinde olsun diyelim. Bugünkü falımızda neler var? Hemen şöyle bir açalım ve bakalım. Burada neler var? Şuradan şuradan bir şeyler geliyor ama kırmadan dökmeden şöyle şurayı bir görerek açalım. Nereden bu sıkıntılar gelecek bir görelim bakalım. Tam da gitmiyor aslında ama gittiği kadar şöyle bakmakta fayda var. Uh, kafanıza taktığınız iş konuları. Kafanıza çok takıyorsunuz iş konularını. Biraz daha takmaya devam edeceksiniz gibi duruyor. Hemen iş konuları diyelim isterseniz arkadaşlar. Kafanızın üstünde kocaman kararmış bir balık görseli var. Yani parasal konularla alakalı bir sıkıntılı süreç içerisinde görünüyorsunuz. Bununla ilgili iki tane başlangıç yapmak istemişsiniz ya da iki kişiden yardım almak istemişsiniz ama tam bir sonuç alamamışsınız. Başınızın üstünde taşıdığınız bir borç ile yolunuza devam etmeye çalıştığınız görünüyor. Bir ayağınız bir yerde arkanızda bir kişi sanki ayağınızın birini tutmuş bırakmıyor. Bu parayla alakalı bir kişi sizden alacağı olan bir kişinin sanki size sıkıştırdı ayağınızı tuttu. Hayır bir yere gidemezsin bu parayı bana ödeyeceksin gibi bir durum söz konusu zannedersem. Diğer ayağınız da bir yere doğru böyle evrilmiş <laughs> oraya adım atmaya çalışıyorsunuz. Yeni bir işe geçme yeni bir iş alma parasal konularda bir Hani e, değişik bir sürece girme bu sıkıntıyı atlatmak için bir arayış içerisinde de görünüyorsunuz aslında arayışlarınız hayrınızda olan arayışlar ama bu arkanızda sizi tutan kişi bayağı sizi zorluyor. Aranızda bugün için böyle e, gözü üzerinizde görselleri var, e, ama para beklentisi yoğun bir şekilde gözünüzün içine bakarak size ifade ettiğini düşünüyorum. Arkanızda bırakmaya, bu süreci atlatmaya çalışacaksınız. Şimdi adım attığınız yerde de bir kişi sanki sizden haber bekliyor. Şimdi bu karşınızdaki kişi de sıkıntılı yalnız sizden haber bekleyen kişi de sıkıntılı aslında bir yerde hani böyle bir çamurun içinden ayağınızı çıkartıp kurtarmaya çalışıyorsunuz izin vermiyorlar ama diğer tarafta adım attığınız yerdeki kişi de çok hayırlı görünmüyor falımıza göre. Hani birinden kurtulup sanki birine denk geleceksiniz gibi ve bu karşınızdaki kişi de bu arada çok dedikoducu baya böyle insanların arkasından konuşan görüşen bir kişi gibi duruyor. B ya da A harfi var ismin içinde. Baya baya böyle tavuk görsellerinde çıkmış. Tavuk dedikodudur fallarda. Eğer size mesela parasal anlamda bir destek sağlayacağını söylüyorsa yalan söylüyor. Bir de bu var yani. Bu arada dedim ya iki tane de başlangıç iki kişiden destek alma. Aslında bunlar temizde duruyor ama hani ayakları bir yere bağlanmış bu kişilerinde. Bunlar da size destek veremiyor ne olacak derseniz eğer siz bu adamdan ayağınızı kurtarıp öbür tarafa geçeceksiniz. He, bu arada yalnız altınızda da bir anahtar var. Bir malınızın satışı da söz konusu olabilir burada yalnız. Hemen yanında bir A harfi görseli var ve bir mal görseli görünüyor. Hani şöyle söyleyeyim size. Üç aydır satmaya çalıştığınız bir malınız varsa bununla alakalı bir adım atacaksınız. Yalnız bu adımlar bu adam adımlar konuşamadım. Ee, bu dedikodu yapan kişiye doğru gidiyor. Şimdi siz borcunuza karşılık bir şeyleri mi satmak istiyorsunuz? Satı, satacağınız kişiye dikkat edin. Burada karşınızdaki kişi yanar döner olabilir. Burada o gördüğümde hemen buna bağlayayım. Dikkatli olun. Sonra e, hani nasıl bir görsel var biliyor musunuz? Şimdi bu kişi size böyle sanki el açmış gel bak işte hallederim işini diyor ama sonrasında siz bu kişiye böyle çok dolu dolu kafaya takmış, sinirlenmiş çıkıyorsunuz. Hani bir şey vereceğim der, vermez. istediğiniz fiyata tamam der, sonra o fiyatı kabul etmez gibi düşünün. E, satılacak bir malla alakalı da sıkıntılı bir kişi var falımızda dikkatli olunması gerekiyor yani. Hani siz adım atmışsınız, konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz, görselleri de var ve bu mayıs ayı içerisinde de aslında bu konularla alakalı görüşmeleriniz devam edecek. Sizi temize çıkaracağını, aydınlanacağını düşünüyorsunuz ama o kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü akabinde bakın burada kafanızın üstünde gene bir parasal konu, daha büyük bir sıkıntıyla bu kişiye bakarken çıkıyorsunuz. Haydi bunları arkada bıraktığınızı düşünelim ama sırtınızda bir kişinin sizden aldığı bir Gene para konusuyla alakalı sırtınızda yük görünüyor. <laughs> Çıkamadık şu para işinden kurtulamadık şu an. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bugün para ve iş konularıyla alakalı aslında tutmuş olduğunuz niyetlerde Şöyle iki cevap vereceğim size. Eğer bir yerde çalışıyorsanız bugün için çok kararsız kaldığınız bir noktada görünüyorsunuz. Bu noktayla alakalı çevrenizden destek almaya çalışacaksınız. E, aldığınız desteklere dikkat edin. Yalan dolanla karşılaşma durumunuz söz konusu olabilir. Çünkü burada Mayıs ayında Mayıs ayının sonunda iş değiştirirseniz şayet e, iş değiştirdiğiniz yerde Beklentilerinizin karşılanmayacağı görselleri var. Dikkat edilmesi gereken bir konu. Sonrası çünkü oradan böyle kaçar adım uzaklaştığınız görünüyor. İkincisi eğer ticaretle uğraşıyorsunuz ve para konularıyla alakalı bir sıkıntılı durumu çözmeye çalışıyorsunuz ve bugünkü videomu bunun için seyrediyorsanız Kafanıza dert ettiğiniz konularla alakalı ayaklarınızı yakalamış bir kişiden kaçarken diğer taraftan elinizde olan bir para ya da malla alakalı bir şeyler yapmak istiyorsanız bu karşınızdaki kişi ya da kurumlara dikkat edin. Çünkü burada Mayıs değil ama Haziran ayında ciddi anlamda bir sıkıntı görünüyor. Kaçar adım bu sıkıntıdan uzaklaşmak isteyeceksiniz ama noktasal olarak bir kişiye kafanızı böyle gözünüzü her şeyinizi dikmiş sıkıntılı bir şekilde bir kişiye bakarken çıkıyorsunuz. Burada bugünkü falımızda aslında iş ve para konularında dikkat edin gereken nokta dolandırılmamak, yalan dolana karşı da dikkatli olmak. Aslında sözün özü bu. Param gelir mi? E, batık param bazen konuşuluyor. Bugün için batık parayla alakalı aslında bir görsel yok arkadaşlar. Batık paraya üzgün bir şekilde bakarken görselleriniz var. E burada da aslında gene Mayıs ayının bu şekilde geçeceği. Aslında biraz da arkanızda bırakmanız gereken bir paraymış gibi de duruyor. Hani geçmişe takılı kalarak o parayı bekleyerek ee, belki de önünüzdeki fırsatları görmüyorsunuz. Hani biraz daha önünüze önünüze bakmanız, değişik fırsatları görmeniz, gözünüzü açmanız gerekiyor. Hep geçmiş ve batık para görselleri ya da işte batık bir işin görsellerinde takılı kaldığınız görünüyor. Bana kalsa e, Mayıs, Haziran, Haziran'ın böyle bir 20'sinden sonra artık yeter ya önüme bakayım demeniz gerekir. Çünkü önünüz aydınlık, geçmiş karanlık görsellerde çıkıyor. Aşk ilişkilerde neler var? Aşk ilişkilerde şurada bir görselimiz var. Orada ne varmış bakalım. Yani burada iki kişi kafa kafaya vermiş bir konuda tartışıyor. Burada aslında hayatınızla alakalı eşiniz ya da sevgilinizle gene parasal konularda bir tartışma içinde olduğunuz görünüyor. Sanki ortada olan bir para var ve bu parayı böyle bir yere yatırmak bir yere götürmek hani bir şey almak bir fır yani pardon burada eşiniz bir fırsattan bahsediyor olabilir ya da siz bir fırsattan bahsediyor olabilirsiniz ama burada önünüzde önünüze çıkan bir kişi burada eşiniz büyük ihtimalle izin vermiyor görsellerinde çıkıyor. Eşler arasında parasal konularla alakalı tartışma görseli var. Bu devam eder mi? Biraz daha eder. <laughs> Yalnız bu konuşmalara şöyle bir durum olacak. Bu konuşmalarla alakalı iki yola gideceksiniz. Yani bu konuşmalar yaşanıyor şimdi önümüzdeki süreçte bir yola gideceksiniz, geleceksiniz. Sonra tekrar bir yola gideceksiniz, geleceksiniz ve önünüze e, bugün konuştuğunuz ve düşündüğünüz aile konularının dışında çok güzel bir gelişme gelecek, çok güzel bir haber gelecek, farklı bir şey. Hani burada e, para yetersizliği varsa güzel bir bereketli bir konu geliyor ya da bereketli bir para konusu geliyor diyebilirim. E bu da aslında çok uzun zaman sonra değil. Hani bugün için sıkıntılarınızı konuşurken gözleriniz kapalı bir şekilde, ağzınızdan çıkanları kontrol etmeden konuştunuz, Kaygılandınız. Bu kaygıları da karşılıklı olarak birbirinize yansıttığınız görünüyor. Sonuç olarak önümüzdeki ay güzel bir gelişme yaşayacaksınız ve bu gelişmeyle aslında bu konuşmalar biraz böyle üstü kapanacak. Fakat burada bir de şey sıkıntımız var e, ilişkilerde. Karşınızdaki kişi para saklıyor. Burada sevgiliden çok eş görselleri var. Para saklama da şöyle. Ee, sanki küçük yatırımlarla kendini güvence altına almaya çalışıyor görselleri var. Ve bu sizin önünüze düşecek ama. Ya aslında Mayıs-Haziran ayında siz bunu e, öğrenirsiniz. Küçük küçük görseller var. Bir yola gitmeden önce bunu öğreneceksiniz. Sanki elinizle o parayı almış bu nedir diye sorar görsellerde çıkıyorsunuz. Üst üste üst üste koymuş olan böyle para görselleri var. Ve burada aslında para kaçıran erkek görsellerinde de çıkıyor onu da söyleyeyim. Yani şimdi bayan çıktığı zaman da bazen söylüyorum. E farkında olmayacak bilmiyorum bu nedir dediğiniz zaman ne kadar algılayacak ama böyle yandan yandan kaçar görsellerinde sıvışır görsellerinde çıkıyor aslında sözünüzü. Bir de buradan bakalım neler var. Bakın haneye güzel bir haber gelecek. Hanedeki bir sıkıntı ile alakalı çok güzel bir haber alacaksınız. Çok hızlı bir gelişme. Önünüze düşecek güzel bir haber görselimiz var. Şimdi iş konuları gene aynı şekilde arkadaşlar ya. Önünüzde sanki böyle yığılı para konuları var. Bunları böyle aşıp önünüzü açmaya çalışıyorsunuz. Biraz daha gayret diyeyim aslında bugünkü falda. Çünkü aslında çok uzun bir süreç yok. Bakın burada şimdi o önünüzdeki duran karışıklıkları çözmeye çalışıyor olarak çıkıyorsunuz. Burada çok büyük bir süreç yok. Bir buçuk ay sonra bakın burada yolunuza en temiz şekliyle devam ediyor olarak görünüyorsunuz. Arkanızda kuyruklaşmış bazı şeyler var. Yani tabii ki takılacak bazı sıkıntılarınız olacak ama şurası ile şurası arasındaki farkı siz de görüyorsunuzdur. Şu sıkıntılı haliniz buraya düşecek. Yani aslında bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. İşinizse eğer bir iş başlangıcı düşünüyorsanız mücadele ettiğiniz konularla nereden baksam minimum 20 gün mücadele etmeye devam edeceksiniz. Sonrasında bir rahatlama ile birlikte yeni işe başlayabilirsiniz. Parasal bir mevzuyu Nisan ayından özellikle buraya arta kalmış parasal bir mevzuda farklı bir başlangıç yaparak Mayıs'ın 15'i 20'sinden itibaren önünüzü aydınlatabilirsiniz görselleri var. İlişkilerde de çok dik dik konuşan bir kişiyle tartışma yaşayacaksınız. Şöyle ikişer haftalık aralarla ara ara hane içerisinde bir tartışma yaşanacak. Şimdi bugün bir niyet varsa ve özellikle ilişkilerde kalp yani ilişkilerde kalp diyorum. Aşkla alakalı eğer bir niyetiniz varsa bu niyetiniz olacak yalnız yakın zamanda değil. Bir de e, bebek beklentisi içinde olanlarınız varsa çok nadir çıkar çok temiz bir bebek hanenin kapısında görünüyor hamilelik görseli haberi demek bu. Yani hamile birisinin haberini de alabilirsiniz bu arada. Önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde hayırlı görsellerde yani sorunsuz bir hamilelik görseli de var bugünkü falımızda. Ay, başka bir şey var mı? Durduk durduk yine bakıyorum. Bir deve de var ortalarda. Para beklentiniz var ama biraz o ters dönmüş. Onun için biraz zamana ihtiyacınız var. Şimdi güzel olanlar tabii ki önünüze düşsün, ışık olsun, yolunuzu aydınlatsın arkadaşlar. Kötüleri de evrene gönderelim. <laughs> bir de şehir dışından bir hediye var. Bir yerlerden bir şey gelecek size hediye olarak. Güzellikler sizi bulsun. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. E, bugünlük de benden bu kadar. Biliyorsunuz özel fal bakımlarına başladım. 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.